Merhabalar, Merviş Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugün size kurutulmuş portakal nasıl yapılır elimden geldiğince onu göstermeye çalışacağım. Öncelikli olarak 3 tane portakalımı aldım. Yeterli gelir diye düşünüyorum. Gelmezse takviye yapacağım. Bunları güzelce yıkayıp ince ince dilimler haline getireceğim. Evet, portakallarımı dilimledim. Olabildiğince eşit yapmaya çalıştım kalınlıklarını ama bazıları kalın olmuş olabilir. Bir tabağın üstüne peçete serdim. Bunların biraz suyunu süzdürmek için. Şimdi fırın tepsime yerleştireceğim. Tam 3 adet portakal kullandım. Fırın tepsime de tam geldi. Ekstra ihtiyaç duymadım. Şimdi 100 derecede önceden ısıttığım fırına fırın tepsimi yerleştireceğim. Yarım saatte bir portakallarımı çevireceğim. Evet, ilk yarım saatimiz doldu. Şimdi bunların hepsini ters çevirip tekrar fırına atacağız. Evet, portakal dilimlerimiz çıktı fırından. Yaklaşık 3,5 saattir yarım saat aralarla çeviriyorum ben. Gayet güzel kurudu. Yazın dilediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunu cam kavanozlarda saklayın. Dilediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Ben kabuklu yapmayı tercih ettim bugün. Kabuklarını soyup da yapabilirsiniz. Umarım deneyip beğenirsiniz. Denediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim.